DRT ekranlarında İncilipınar Parkı'ndan gerçekleştirdiğimiz canlı yayınımız Deniz Belediyesi Ramazan Şenlikleri'nin ardından Ramazan Konukları Programı ile devam ediyor. Ve bu akşam da Ramazan Konukları Programımızın canlı yayın konuğu Denizli İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Süleyman Kocasert ile birlikte olacağız. Ve tabii ki kendisiyle hem gündemi konuşacağız hem de Ramazan'ı konuşacağız. Başkanım hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Eserin bir Temmuz akşamındayız. Allah'tan ki gündüzler sıcak olsa da akşamlarımız serin oluyor Denizli'de. Bu da tabii ki gönülleri biraz da su serpiyor. Tabii ki Denizli Belediyesi'nin yaptığı etkinliklerde hem İncilipınar Parkı'nda hem de Adalet Parkı'nda binlerce vatandaşımızın burada etkinliklere katılmasını ve iftardan sahura kadar da vakit geçirmesine neden oluyor. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu etkinlikleri? Öncelikle buradan başlayayım isterseniz. Yani ben önce şunu söylemek istiyorum. Gecenin bu saatinde böyle bir yayını gerçekleştirmek hiç de kolay bir iş değil. Umarım sizlere de izleyicilerimize de keyifli bir saat geçirtir, güzel bir sohbet ederiz diye düşünüyorum ama işin en güzel tarafı böyle açık havada sohbet etmek. Kesinlikle. Çünkü arkamızda çok güzel bir park var, ortam çok güzel. İnsan burada sanki Ramazan'ın bereketini daha bir güzel, daha bir yakından hissediyor. Çok doğru. Bu birlik ve beraberliği daha da çok hissediyoruz sanırım. Tabii Denizli bir sanayi kenti, çalışan kent. Belli saatlerde sokaklarda insan bulmak çok da mümkün olmaz Denizli'de ama tabii ki Ramazan'ın bereketiyle birlikte 24 saat yaşar bir duruma geldi Denizli. Bu da tabii ki farklı görüntülere sahne oluyor kentimizde. Evet. Senin de belirttiğin gibi Denizli bir sanayi kenti. Denizli ihracatçı kimliği olan bir kent. Ve biz yıl içerisinde sizlerle defalarca bir araya geliyoruz. Genellikle de gündemi konuşuyoruz, ekonomiyi konuşuyoruz, ihracatı konuşuyoruz, piyasaları konuşuyoruz. Zaman zaman da can sıkıcı konulara temas etmek zorunda kalıyoruz ama ben Ramazan ayını çok farklı olarak görüyorum. Ramazan ayı, bu mübarek ay öyle güzel bir ay ki bizlere dünya telaşımızın aslında geçici olduğunu çok güzel bir şekilde mesaj veriyor. Yani bu fani dünyada ne yaparsak yapalım, ne kadar uğraş verirsek, ne kadar çaba gösterirsek gösterelim. Tabii ki her işin başı önce sağlık. Tabii ama ki adı üzerinde fani dünya bir gün hepimiz için noktalanacak. Böyle mübarek günlerde, mübarek gecelerde bu hayatın bir sonu olduğunu anlamanın bir vesilesi olarak görüyorum ben. Çünkü az önce de söylediğim gibi bir gün hepimiz Hakk'ın rahmetine kavuşacağız. Dünya adına, maddiyat adına belki çok işler yapacağız. Ama maneviyat adına da güzel şeyler yapıp ahireti kazanmak da çok önemli. İşte Ramazan bunun için bir fırsat. Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu da cehennem ateşinden azat. Yüce Rabbimiz, ben şöyle söylüyorum, zaman zaman ev halkıyla, eşimle, çocuklarımla da konuştuğumuzda ben diyorum ki, özellikle çocukların anlayabileceği dinden, bakın diyorum, Yüce Rabbimiz bize şu anda bonus veriyor. Yani, evet, değil mi? Çocukların en güzel şekilde anlayacağı evet, ifade. Yani bu bonusları toplayarak puanları katlamak mümkün. Normal zamanda yapacağımız güzel işlerde elde edeceğimiz sevaplardan çok daha fazlasını, çok daha bereketlisini bu ayda edinmek mümkün. O yüzden belki de hepimizin üzerine bir iyimserlik, bir hoşnutluk çöküyor. İnsanların hava ne kadar sıcak, günler ne kadar uzun olursa olsun ben bakıyorum özellikle oruçlu insanlarımızın yüzünde daha farklı bir tebessüm var. Ve böyle açık havada yapılan iftarlarla, kurulan iftar çadırlarıyla, yaşanan iftar sohbetleriyle daha büyük bir anlam kazanıyor Ramazan. Çocukluğumuzun Ramazan'ı derdik. Ah ey o eski Ramazanlar derdik. Dillere pelesenk olmuş. Evet, bu çok özellikle birkaç yıl öncesine kadar hepimizin ağzında adeta bir tekerlemeydi. Ah o eski Ramazanlar. Ancak büyük bir mutlulukla ve gururla söylüyorum ki sanki o eski Ramazanlar geri geldi. Orta oyunlarıyla, Ramazan sohbetleriyle, minik tiyatrolarıyla, elma şekerciler, kağıt helvacılar, dondurmacılarla, mehter takımlarıyla çeşitli mahallelerimizde, özellikle burada İncilipınar'da Ramazan bir farklı yaşanıyor. Bakın gecenin bu saatinde etrafımızda o kadar çok insan var ki çimlerin üzerinde aileler var, çocuklar oynuyorlar, balonlar, meyve suları, gazozlar. Yani ben sanki
eski o güzel Ramazanların bir araya geldiğini, teravih sonrası işte çay sohbetlerinin sanki biraz daha arttığını gözlemliyorum. Bundan da büyük bir mutluluk duyuyorum. Çünkü Ramazan dinimizdeki çok önemli ve mübarek aylardan bir tanesi olmakla beraber aynı zamanda Türk İslam geleneğinde çok önemli bir parçası. Çocuklarımızın da bunu yaşaması, bizzat şahit olması bence gelecek nesiller adına da son derece ümit verici. Tabii ki şimdi teknoloji çağında yaşıyoruz. Çocuklarımız da teknolojide çok erken yaşlarda tanışıyorlar. Bu noktada onların da gelecek kuşaklara aktaracakları bu etkinliklerden aldıkları tatlar olacak. Tabii ki dileğimiz o ki bu etkinliklerimiz tarih boyunca devam edecek, evet. Ve nesilden nesilde bu aktaracak. Bunu kaybetmememiz çok önemli. Ve tabii ki aynı zamanda iftar çadırlarında, mahalle iftarlarında sizin gibi kuruluşların düzenlediği iftarlarla herkes bir araya gelme imkanına da kavuşuyor. Tabii ki olmasa da bir arada gelmek, ekonomi de konuşsanız, siyaset de konuşsanız çok daha farklı anlamlar yükleniyor değil mi? Bu Ramazan bu güzelliği de var tabii ki. Biz özellikle Ramazan ayında ama davetli olduğumuz, ama davet verdiğimiz iftar sofralarında, iftar çadırlarında ben özellikle mümkün olduğunca günlük aktüel konulara girmemeye çalışıyorum. Çünkü dediğim gibi yılın belki de 11 ayında biz zaten bu tür konularla fazlasıyla haşır neşiriz. Bari bu ayda bereketten bahsetmek, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinden bahsetmek, eski günlerden bahsetmek ve bugünlerin güzelliklerini paylaşmak bana daha anlamlı geliyor. Ve yine bir şahit olduğum gözlem, bu tür sohbeti açtığınızda arkası o kadar güzel geliyor ki demek ki bu tür sohbetlere, bu tür ortamlara ihtiyaç duyan, açlık duyan sadece ben değilim diye düşünüyorum. Kesinlikle. Büyüklerimiz ayrı, çocuklarımız, gençlerimiz ayrı. Bu iftar çadırları toplumun kaynaşması adına, birlik ve beraberlik adına çok önemli. Çeşitli kurum ve kuruluşlarımız bu anlamda büyük gayret içerisindeler. Çünkü biliyorsunuz kime iftar yaptırırsanız iftarlarının sevabı kadar siz de sevap kazanıyorsunuz ve iftar edenin sevabından da hiçbir şey eksilmiyor. Az önce de çocukların ifadesiyle söyledim, inanılmaz bir bonus bu. Bu güzellikleri yaşamak lazım. Kadir Gecesi de yaklaşıyor, yavaş yavaş son 10 güne de giriyoruz. Ben hazır aklıma gelmişken bu vesileyle bütün izleyicilerimizin şimdiden Kadir Gecesi'ni de kutlamak istiyorum. O da ayrı bir güzellik. Bin aydan daha hayırlı bir gece. Bin aydan daha hayırlı bir gece. Bir gece içerisinde bir aylık ibadeti, sevabı, güzelliği yaşayabiliyorsunuz. Allah'ın rahmeti, bereketi bu Denizli'mizde, ülkemizde yaşanıyor ama Denizli'mizde sanki gerek belediyemizin, gerek de senin belirttiğin gibi sivil toplum kuruluşlarımızın bu konuda gösterdiği hassasiyetle kentimizin çeşitli mahallelerinde çok ciddi aktivitelerimiz var. İnsanlarımız orada bir araya geliyorlar. İhtiyaç sahibi olsun ya da olmasın hiç önemli değil. Zengin, fakir, makam mevki sahibi ya da değil hiç önemli değil. Önemli olan aynı sofrayı paylaşmak, aynı yemeğe kaşık sallamak, aynı havayı teneffüs etmek ve aynı saflarda durmak. Ben bunun feyiz ve bereketini bizzat kendi üzerimde yaşıyorum. Sanki benim böyle tez canlılığım vardır, bazen aceleciliğim vardır veyahut da bazen kolay sinirlenen bir yapım vardır ama Ramazan'da bu ruh halimden eser kalmıyor ve ben bu halimi daha çok seviyorum. Eminim çevremdekiler, ailem de daha çok seviyordur. Keşke imkan olsa da bu güzel ruh halini bu Ramazan ayının dışına da taşıyabilsek. Umarım onu da başarabiliriz. Evet. Aynı zamanda tabii ki Ramazan'da ihtiyaç sahiplerinin gözetilmesi çok farklı bir anlam ifade ediyor. Çünkü Yüce Kitabımız Kur'an-ı Kerim'de zekattan sıkça bahsedilir. Bu noktada toplum huzuru anlamında hem de onların huzurlu bir hayat geçirmesi anlamında zekatın çok ayrı bir önemi var değil mi başkanım? Şimdi zekat konusu gerçekten Kur'an-ı Kerim'de çok fazla ayette tekrar ediliyor. Özellikle namazla birlikte, namazınızı kılın, zekatınızı verin şeklinde namazla birlikte çok ayette geçiyor. Yüce Allah'ın bizim dikkatimizi çekmek üzere ben bundan çok sıkça bahsettiğini düşünüyorum. Çünkü toplumun huzuru için, iç barışımız için zekat çok önemli bir unsur. Ve zenginlerimiz, hali vaktin yerinde olan vatandaşlarımız
zekat konusuna gerçekten çok hassasiyet gösterseler, ben inanıyorum ki günümüzde ihtiyaç sahiplerinin sayısı hızla azalır. Az ya da çok vermek bereketi de arttırıyor. Ben zekat vererek serveti eksilen, malı mülkü eksilen insan tanımıyorum. Olacağını da zannetmiyorum. Zaten tam aksi söyleniyor. Malın bereketinin arttığı, insanların paylaşım duygusuyla birbirine daha yaklaştığı, sevginin, kardeşliğin daha arttığı bir ortam oluşuyor. Ve biliyorsunuz hadisi şerif, birbirlerine Allah rızası için sevenler birbirlerine cennetin kapılarını açar deniliyor. Böyle bir fırsatı da geri tepmemek lazım. İnsanlar, bence vatandaşlarımız zekatlarını az ya da çok dikkatli ve hassasiyetle hesap eder ve gerçekten ihtiyaç sahiplerine ulaştırırlarsa bu gelir dengesizliği de daha azalır. Hatta zaman içerisinde ortadan kalkar diye düşünüyorum. Geçmiş zamanda Osmanlı'da da bu konuya çok dikkat edilmiş. Çok zekat doğru. Memurları varmış. Bizzat zenginler dolaşılır. Zekatları toplanırmış. Zekat ağaçları, zekat torbaları, zekat keseleri ya da sadaka keseleri, sadaka havuzları varmış. Atalarımız, ecdadımız bu konuya çok önem vermişler. Zekat aynı zamanda istenmeyen, kazancımıza giren, arzu etmediğimiz haramdan uzaklaşmanın, ondan temizlenmenin de bir yolu. Bir fırsat, yani vermek bu anlamda büyük bir fırsat. Zekatla ilgili herhalde son söylenmesi gereken şey, cennetin kapılarında ilk önce cömertlere açılacağı. Yani cömertlik Allah'ın çok sevdiği bir özellik. Efendimizin de hepimize tavsiye ettiği bir özellik. Bu konuda da çok büyük örnekler var önümüzde. Adı üzerinde onlar örnek. Biz de onların izinden gitmeliyiz diye düşünüyorum.